Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conk Bayırı Anıtı'nda tören düzenlendi. 57. Alay Temsili Alay Sancağı'nın devir teslim törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2. Kol Ordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bakan Kılıç törende yaptığı konuşmada 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün geleneksel hale geldiğini belirtti. Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden bir öğrenci temsili sancağı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden bir öğrenciye teslim etti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi adına rengi mübarek şehitlerimizin kanının rengidir. Kumaşı medeniyete giden yoldur. Parıltısı ilmin ışığıdır. Yazısı fazilettir. Gönderi milli iradedir. Sırması şeref ve mesuliyettir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bileğinle onu sımsıkı kavra. Kanının son damlasına kadar daima savun. Onu senden sonrakine daha yükseklerde teslim etmeden durma. Bu sancak nesiller boyunca ve ebediyen elden ele verilerek daima göklerde dalgalanacaktır. Sancak nöbetçiliği en şerefli ve kutsal görevdir. Bu sancağı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz, sana teslim ettiğimin işareti olarak öpüyor. Ve teslim ediyorum. Kutlu ve uğurlu olsun. ...19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi adına. Arkadaşım, 57. alayın temsili mukaddes sancağının nöbet sırası bende. Namusum üzerine yemin ederim ki bu mukaddes nöbetim devamınca sancağımı canımdan aziz bilip onu daima yükseklerde tutacağım. Renginin bedeli kanım olsun. Kumaşının bedeli tenim olsun. Parıltısının bedeli canım olsun. Yazısını vicdanımla tertemiz saklayacağım. Gönderini imanımla sımsıkı tutacağım. Sırması iman dolu göğsümde namus, çökmez omuzlarımda en şerefli sorumluluk olarak kalacaktır. Bu sancağı benden sonrakine daha yükseklerde teslim etmeden durmak bana haram olsun. Nöbetimi bir ibadet vecdi içinde tutacağım. Ettiğim bu yemine bağlı kalacağımın işareti olarak sancağımı öpüyor. Ve teslim alıyorum. Kutlu ve uğurlu olsun. Sancak devir teslimi ile ilgili konuşan ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, 57. Alay Yürüyüşü'nün ardından gerçekleşen bu tören, Çanakkale'nin, üniversitenin rektörü olarak beni gururlandırıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilerin burada dedelerinin anısına bir saygı yürüyüşü gerçekleştiriyor olması çok anlamlı dedi. Şimdi ben tabii şu an takım elbise giymiş durumdayım ama sabahın dördünde aslında eşofmanlarımızla
Gelibolu Yarımadası'na geldik. 57. Alay yürüyüşüne katılmak için sabah saat 6.30'da da hep beraber Sayın Bakan'la, Vali Bey'le ve gençlerle beraber 57. Alay vefa yürüyüşüne başladık. 6.30'da sanıyorum saat 8'e doğru bu tören alanına gelmiştik. Gerçekten çok özel bir duygu. O güzergahı böyle takip etmek, bu vatan için kendisini feda etmişler, gazi düşmüşlerin tam olarak neler yaşadığını hissedemesek de bunu en azından anlayabilmek açısından büyük bir faaliyet bu, gerçekten de büyük bir organizasyon. Burada bulunmak, bu yürüyüşe katılmak gerçekten çok güzel. Tabii bütün gençlerimize tavsiye ediyorum ben, önümüzdeki yıllarda katılamayan varsa öğrencilerimizden katılmalarını özellikle bekleriz. Geçen yıl 57. Alay Sancağı'nı üniversitemiz devralmıştı. Şerefle bir yıl rektörlükte sancağımıza ev sahipliği yaptık. Bu sene bu törenle beraber 19 Mayıs Üniversitesi'ne, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne devrettik. Eminim onlar da bundan büyük bir gurur duyuyorlar. Ama Çanakkale 18 Mart Üniversitesi her zaman burada. Şehitlerimizin yanı başında. O gurur bizi her zaman, o gururla biz her zaman mevcuduz. O anlamda sancak her zaman bizde aslında. Kesinlikle, gerçekten. Yani diğer üniversite öğrencileri de katılıyor bu tür törenlere ama 18 Mart törenlerinde, ondan sonra 24-25 Nisan faaliyetlerinde bu hem kara savaşlarını hem deniz savaşlarını ve orada şehit düşmüş askerlerimizi anma anlamında biz her zaman buradayız. Yan yanayız şehitlerimizle. Tabii böyle bir üniversitenin rektörü olmak ayrı bir gurur vesilesi. Bunu her zaman hissediyoruz gerçekten. Hem ben hem de üniversitemizde çalışan bütün hocalarımız, personelimiz, ayrıca öğrencilerimiz. Eminim diğer üniversitelerden bir başka avantajımız da bu olsa gerek. Tören Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı Solo Türk'ün hava akrobasi gösterisinin izlenmesinin ardından şehitlik ziyaretiyle sona erdi.